Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Kayan yıldıza yemin olsun ki, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Me'va cenneti de onun yanındadır. اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. O dem ki, sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menat'a. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْتَى. Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi? تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى. O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı? اِنْ هِيَ اِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu, kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah,
onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا Ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى Evet. Ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki? فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran, ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin, kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَّمَنْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken
mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp, ona karşı gelmekten sakındığını, o pek iyi bilmektedir. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى Şimdi iyice dikkat edin, şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de, sonra cimrilik ederek vermeyene. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى Gaybların bilgisi onun yanındadır da, onları kendisi mi görüyor? اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip, geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى Artık ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى اَزِفَتِ الْآزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةِ İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ
فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَعْبُدُوا. Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin.